Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 5. haftasının 4. videosundayız. Kenar ortay konusuna başlıyoruz. Kitabımızda da neredeyiz? Sayfa numarası 51, 52 ve 53 işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kenar ortay adı üstünde kenar ortalayan doğruya biz ne diyoruz? Kenar ortay doğrusu adını veriyoruz. Kenar ortayların kesim noktası da ağırlık merkezi olarak isimlendirilir. Bizim asıl işimiz bu konuda ağırlık merkezine değinmek olacak. Yalnız konuya tam anlamıyla başlamadan önce, tanımını falan vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu konuda öğrenciler genelde zorlanıyor. Ama bu dersler sonra zorlanmayacaksınız. Zorlandığınız dersler eskiden neydi? Eskiden ek çizimleri falan bilmiyordunuz. E, o yüzden ek çizimli sorularda zorlanıyordunuz. Ama artık siz de ek çizimi öğrendiğiniz için bu konuda zorlanmayacaksınız. Bu konuyu zor yapan işte bazı ek çizimlerin olması ama sen öğrendin işin. Şey, senin için artık zor değil. İşte burada seni iyi geldiğine ek çizimler ne biliyor musun? Kenar ortayda ne var. Hocam eşitlik var. Eşitlik varsa ne gelir aklımıza? Orta taban. Ya 90 dereceli bir soruda bir kenar ortaylık varsa o zaman ne olacak? O zaman da muhteşem üçlü aklına gelecek. Bak başlığa yazıyorum. Muhteşem üçlü ve orta tabana dikkat. Dik üçgenli soruda bir ke kenar orta ya da ağırlık merkezi varsa büyük ihtimalle muhteşem üçlü vardır. E, burada kenar ortaylık haricinde bir de ekstra bir eşitlik varsa da büyük ihtimalle sen neyle karşılaşacaksın? Orta tabanla karşılaşacaksın. O yüzden başlığın yanına yazayım ki sen de buna dikkat et. Bu cümlelere dikkat ettikten sonra büyük ihtimalle bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamayacaksın. Hadi bakalım şimdi gel şu ağırlık merkezini iyice seninle birlikte öğrenelim. Ağırlık merkezi dediğimiz neydi? Kenar ortayların kesim noktasıydı. Genelde G harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Burada kenar ortayların kesim noktası dedik ya. İki tane kenar ortayın kesim noktası da bize neyi verir? Bak kenar ortay, kenar ortay. Hocam burada bir nokta elde ettik. O zaman burası ağırlık merkezidir. Bir üçüncü de buradan geçiyorsa hatta ne olmak zorunda? Ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortayda olmak zorunda. Evet biz söylediğimiz şeyin geometride bir şey söylüyoruz ya tersi de doğrudur. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir ya da ağırlık merkezinden geçen doğru nedir? Kenar ortaydır diyebiliriz. Şimdi bir de ağırlık merkezinde şöyle bir şey var dostum. Ağırlık merkezinde tamam kenar ortayların kesim noktası öğrendik ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinde bir de 1'e 2 oran var. Yani şurası A iken burası ne oluyor? 2A oluyor. E hocam bunu ispatlayalım isterseniz değil mi? Hadi ispatlayalım bakalım. Nasıl ispatlayacağız şimdi? E hocam burada eşitlikler var. Eşitlikler varsa aklımıza ne gelir? Orta taban. Hemen bir orta tabanı çizelim. Şuradan mesela. istersen buradan çiz, istersen buradan çiz. Fark etmez. Eşitliğin olduğu yerden şuradan bir paralel atsam. Yani orta taban çizgisi. Nerede orta taban oldu? Dikkat et. Hocam şuradaki üçgende bir orta taban çıktı. Çok güzel. Buradaki üçgende orta tabansa. Hocam burası K iken burası nedir? 2K. 2K ise burası da 2K'dır. A burada da bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran nedir? 1'e 2. E o zaman burası A ise burası ne oldu? 2A oldu. E hocam bu orta taban çizgisiydi yani. Şurası orta taban çizgisiydi. E bunlar birbirine eşitse şunlar da birbirine eşit olacak. 3A ise burası da 3A olacak. Dikkat et dikkat et dikkat et. Şurası 2A iken burası ne oldu? 4A oldu. Gerçekten ağırlık merkezinden kenara olan uzunluk bir birimken köşeye olan uzunluk ne oldu? 2 birim oldu. Bak ispatını da yaptım. Benzerliğe girince bunları daha iyi bir şekilde anlayacaksınız ama benzerlikten çıkıyor. Ne dedik? Çoğu şeyin ispatı dik üçgenden ve benzerlikten çıkıyor demiştik size. Ama biz bunu bilelim. Tanım olarak bilelim. Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezidir. Ve ağırlık merkezinde kenara olan uzunluk 1 birimken köşeye olan uzunluk 2 birimdir. A iken 2A. Şurası B iken burası 2B. Şu kenar ortay doğrusunda da kenar köşe C iken 2C yazabiliriz. Bu arada bu A köşesinden çizilen kenar ortay VA ile gösteriliyor. C, C köşesinden çizilen kenar ortay VC ile B köşesinden çizilen kenar ortay da VB ile gösteriliyor. Yalnız bir de şuna dikkat et. Biz ne dedik şimdi? Bir şey öğrendik. Çok güzel bir şey öğrendik. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi ve 1'e 2 oran var dedik değil mi? Genel itibariyle baktığımız zaman iki tane özellik mi var burada? Evet. İki farklı özellik var daha doğrusu. Bir kenar ortaylık olması. iki 1'e 2 oran olması. Kenar ortaylıkların 3 doğruda da olması ya da 1'e 2 oranında 3 doğruda olması bir özellik değil mi? İşte buradaki gördüğünüz özelliklerden herhangi ikisi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır. Evet bunu genelde söylüyoruz. Bu cümle bizim için önemli bir cümle değil mi? Bak dikkat et. Hocam mesela kenar ortay kenar ortay. İki tane kenar ortay. Kesimi nedir? İşte tam olarak burası ağırlık merkezidir. Ya da hocam bir kenar ortay bir bire iki oran var. Ha, bire iki oranda. Yalnız dikkat et bire iki oran. Burası 2A burası A olursa olmaz. Bu kenara ve köşeye bire iki oran varsa sağlanıyor. Bak hem kenar ortaylık var hem de 1'e 2 oran var. O zaman bu da yine nedir? Ağırlık merkezidir. Aynı doğruda olsaydı da yine aynı şey olacaktı. Bir kenar ortaylık var bir de 1'e 2 oran var şu şekilde. Önemli olan 2 özelliğinde sağlanması. 2 şartında sağlanması. Ya da dikkat et 2 tane 1'e 2 oranında doğrunun kesmesi. Yalnız 1'e 2 oranları ke kenardan köşeye kenardan köşeye şeklinde olmasına da dikkat et. İşte burası da ne oldu arkadaşlar? 2 şart sağlandığı için işte bunların hepsi G olur. E, burası G olur dediğim aslında ağırlık merkezi olur diyeceğiz. Farklı harflerde gösterilebilir. Mesela K harfiyle gösterilmiş burası. Burası da ağırlık merkezi olduğunu bulduktan sonra eksik parçaları sen tamamlayacaksın. Mesela kenar ortay, kenar ortay. Ağırlık merkezi ya. Hocam burada 1'e 2 oran var. X, 2X, Y, 2Y yazabiliriz. Ya da burada kenar ortay 1'e 2 oran var. E hocam burada da o zaman 1'e oran vardır. Yani N, 2N burası. Hatta bu ağırlık merkezinden geçtiği için şunlar da birbirine eşittir. E hocam burada da 1'e 2, 1'e 2 ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır deyip şunları da şu şekilde gösterebiliriz. Tamam iki şart sağlanırsa böyle bu şekilde ağırlık merkezini de biz bulabiliriz. Hali hazırda ağırlık merkezi soruları gelirse büyük ihtimalle yaparsınız ama gelmezse dikkat et özellikle kenar ortay ya da 1'e 2 oran varsa iki şart sağlanıyor diye bak iki şart sağlanıyorsa eyvallah hemen böyle ağırlık merkezi aklınıza gelip işlemimizi yapabilirsiniz tamam. Hadi bakalım şimdi örnek birle başlayalım. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi ise hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Kenar ortaydır. E o zaman şunlar birbirine eşit. 2 bilinmeyen geliyor buradan. Dur bakalım. Sonra burada da ne olacak arkadaşlar? Madem ağırlık merkezi 1'e 2 oran olacak. Burası da 2x e 4x mi olacak? 1'e 2 orandan dolayı. Evet. 2 e bilinmeyen iki denklem. Ya e, yapacak bir şey yok. Çözeceğiz. Yani buradan bir tane denklemimiz 4x eşittir. Y artı 10 oldu. Bir tane denklemimiz de şunlar birbirine eşit. Yani x eksi 3 eşittir 17 eksi y oldu. Attık öbür tarafa x artı y eşittir 20 mi yaptı? Evet. Şimdi buradan bunu bu tarafa atalım. Bu da 4x eksi y şuraya atınca ne oluyor? 4x eksi y 10 eşit oluyor. 4x eksi y eşittir 10 oldu. 2 bilinmeyen 2 denklem. Taraf tarafa toplarsam y'ler gitti. Buradan 5x eşittir 30'dan x'i 6 bulduk. Bizden Ali Kara uzunluğu isteniyor. Ali Kara. x'i x 6 bulduk ya y'yi bulmamıza gerek yok. x 6 ise 6 kere 2 12 burası. E burası da kaç yaptı? 6 yazdığımız zaman 24 yaptı. Ve toplamda Ali uzunluğu ne oluyor o zaman arkadaşlar? 24 ile 12'nin toplamı yapar. O da 36 yapar. Örnek 1'i 36 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de şimdi ne verilmiş? ABC bir üçgen G ağırlık merkezi. Tamam. Şimdi bak hocam 90 derece var. 90 derece varsa büyük ihtimalle muhteşem şu vardır diye söyleyebilirsin. Evet ama mantıklı olan anneyi yapmak lazım. Şimdi G ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. Ağırlık merkezi deyince de böyle bütün köşelerden böyle kenar ortayını çizeceğiz diye bir şey yok. Hangisi mantıklıysa onu yapacağız. Mesela bu ağırlık merkezine kadar gelmiş garibim. E bu ağırlık merkezine garibim gelmişse devamını da getirebiliriz. Mantıklı olmaz mı arkadaşlar? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olduğu için. E hocam şunu yapsak 90'dan bir kenar ortay çizsek eşit 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 muhteşem üçten eşit olacak ama bak şuradaki çizgiyi falan kullanamıyoruz arkadaşlar. 6 kök 3 bir şeyi kullanamıyoruz. Ya tamam burada 90'da kullanacağız ama büyük ihtimalle şu ağırlık merkezine kadar geldiği için ağırlık merkezini yani kenar ortayın aslında belli bir parçası bu. Bu tür sorularda böyle kenar ortayı uzatmak daha mantıklı. Tamam 90'lı gördüğün sorularda genelde muhteşem şu çıkar ama bazen de şuna dikkat et. Bu kenar ortayın parçasıysa devamı ağırlık merkezine kadar gelmiş ya devamı bizim için daha önemli olabiliyor. E o zaman bu devamı ne olacak? Kenar ortay olacak hocam. Eksik parçaları tamamlayalım ve 1'e 2 oran olacak. Bak aynı zamanda 30 60 90'ın da mantığını kullanmış oluruz. 30 90 60 üçgeni de çıkmış oldu burada. E o zaman burada 60'ı karşı 6 köküsü 30'un karşısı ne yapacaktır? 6 olacaktır. Köküçe bölünmüş hali. 90'ın karşısı olacaktır? 2 katından dolayı 12 olacaktır. E burada 12 3 a'ya eşitse a'yı da buradan 4 buluruz. A 4 ise 2 a 8 yapar. Burası da 4 yapar. Bizden ne isteniyor? BC artı AG. Bak şu çift çizgiyi 6 bulduk. Burası da 6 yaptı. BC uzunluğu 12 artı AG uzunluğu da 8. Ve toplam kaç yaptı? 20 yaptı. Şimdi sana yalnız burada bir şey daha söylemek istiyorum. İşi bayağı kısalaştıralım. Şimdi burada A2A yazdık ama A2A yazmamıza da gerek yoktu. Şimdi şurası 12 ya. Burası 12 olduğu zaman kenar ortay belliyken arkadaşlar 3'e böldüğünüz zaman kısa parçası bulursunuz. Sebep 1'e oran var ya hani 3 parçası 12 o zaman 1 parçası da 4. Yani şöyle bir kenar ortay geldiği zaman burası 15 verildiğinde şu ağırlık merkezi ise eğer 3'e böl kısa parçasını bul. 3'e böldüğünde burası 5 yapar. 2 katı da burası yapar. Buraya da 10 kaldı diyebilirsin. Bu da hani sorularda hızlanma için söyleyeceğim şeylerden biridir arkadaşlar. Biraz sonra sorularda da bunları da kullanırız zaten. Evet cevap 20 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi G, A, B, C ağırlık merkezi. Bak ABC B, C ağırlık merkezi dediyse hala hazırda verilmişse verilen bilgiyi önce bir kullanalım. Hocam G ağırlık merkezi ama büyük üçgende. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hemen şöyle kenar ortaylığı gösterelim. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam 1'e 2 oran var. Bak şu çizgi olarak verilmiş bana. Şurası A iken burası 2A olacak. E o zaman burası da A ise buraya da A kaldı. Yani burası da çizgi oldu. Tamam şimdi bizden ne isteniyor? AG isteniyor. Ya niye acaba buradaki çizgi çizilmiş? Biz hep ne yapıyoruz arkadaşlar? Verilen bilgiye odaklanıyoruz. Neye odaklanacağız? Şuradaki çizgiye odaklanmamız lazım. Niye bunu vermiş? A hocam bu kenar ortay şöyle bakacak olursan. Nerede kenar ortay ama? Hop şu üçgende değil mi? Bak şu üçgende de güzel bir şey çıktı. O bilgiye odaklanınca bak ne oldu? Hocam kenar ortay. Hocam şu kısa çizgide kenar ortay. Kenar ortay kenar ortay. Burası sarı üçgenin ağırlık merkezi mi yaptı? Evet. E sarı üçgenin ağırlık merkezi. E o zaman 1'e 2 oran vardı burada. Kısa olan parça yarısı olacak. 2. E toplamda burası 6 oldu. E 6 ise burası da kaç yapar? 12 yapar. Bizden de AG uzunluğu isteniyor. Cevabı da böylelikle 12 buluruz. Bak soru bana e, soruya ben nasıl çözümüne ulaştım? Şuradaki kenar ortay yani şu kenar ortayı kullanmam lazım. E bu da kenar ortay ya. Üçgen oluşturduk böyle. Hani şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen normalde bunu sevmeyiz ama böyle kenar ortay, böyle kenar ortay olduğu zaman da ek çizimi yöntemlerinde böyle üçgen oluşturmayı sevmeyiz ama e hocam iki kenar ortay var. Ağırlık merkezini anımsatan sorularda da özellikle üçgende alanda da çok yapacağız. Böyle bir üçgen oluşumu yapabilirsiniz. Özellikle özel, özel bir durum oluştuğu için çünkü. Hocam bu kenar ortay bu kenar ortay. Üçgen oluştursam ağırlık merkezi oldu. Bak A iken 2A B iken 2B yazabiliriz. Yani yaptığımız hamlede özel bir durum oluşmasına dikkat ediyoruz. Bir şeyler çizeceğimiz zaman işte tam olarak bunda da bunu yaptık burada. Bu da güzel bir soruydu. Evet geldik örnek 4'e. Şimdi bak kenar ortay kenar ortay var. Gördün mü? Bir de başka neler verilmiş? şey soruyu tam okuyayım. A, E, K, E, D, K iken B, D, 2K verilmiş. Şurası 2K olmuş. Burası da K, K. Şimdi benim dikkatimi çeken şu bilgiyi kullanacağım. Bu kenar ortaylık niye verilmiş? Bunu kullanacağım. A hocam bu kenar ortay. E şu da kenar ortay ya. Şöyle bir üçgen oluşturabilirim ben. Üçgen oluşturduğun zaman bakın şuradaki üçgende ne geldi kardeşim? İki kenar ortayın kesim noktası mı geldi? Evet. Bak şu da kenar ortay. Bu da kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası. Bu sefer hala hazırda kenar ortay verilmemiş. Burası ne oldu? Ağırlık belgesi oldu. Hocam bir sonrakini de çizelim mi? Hayır. Çizmeden önce yapılabilecek bir hamle varsa ona bakalım. Hocam 1'e 2 oran olduğundan dolayı 2 ise burası ne olacak? 4. Şimdi bir şeyleri düşünebiliriz. Ne dedik başlıkta? Konunun başında ne yazdım? Şuraya başlığa ne yazdım? Muhteşem üçlü ve orta tabana dikkat. Ne dedik? 90'lı sorularda soruyu çözemiyorsan büyük ihtimalle muhteşem işli vardır. Ya da ekstra bak ağırlık merkez sorularında ekstra bir eşitlik varsa yine büyük ihtimalle ne vardır? Ort taban vardır. E şuraya bakıyoruz zaman. Hocam bu 2K niye eşit verilmiş? Dikkat edersen hocam şu ve şu birbirine eşit. Bak 2K 2K. Aa hocam bunlar da birbirine eşit. E o zaman şurada ne çıktı kardeşim? Bir orta taban çıktı. Eşit eşit. E toplamda burası 6 ise 1'e 2 oranından dolayı burası da kaç yapar? 12 yapar. Dördüncü soru 12 oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 5. soruya. Şimdi ABC üçgeninde ağırlık merkezi demiş. Tamam ağırlık merkezi burası verilmiş. Ağırlık merkezi verilmişse eksik parçaları tamamlayalım. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Sonra bu da kenar ortaydır. Sonra buradan da geçen bu da kenar ortaydır. Kenar gösterdik. Sonra AD, CF ve BK verilmiş. AD, CF ve BK verilmiş. O zaman ben burada kenar ortayları kullanacağım. E o zaman ben şuraya bir A dersem. Burası nedir? 2A. Hatta şu A'ları şöyle diyelim. Şu A veya A'ya A diyelim. A ise 2A. Şurası B ise burası 2B. Burası da C ise burası da 2C. Yani buradan ne geldi? A, D, yani kenar ortaylar toplamı. 3A artı 3B artı 3C eşittir 18 geldi. A artı B artı C'yi de kaç buluruz? 9 buluruz. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor arkadaşım. Dikkat et. İşte tam olarak şurası isteniyor. C, G, C, E üçgenin çevresi isteniyor. E. Ne yapacağız? Hocam B iken burası B'dir. Çevreye bakacak olursan 2B var 2C var. Aa hocam burası da 2A'dır büyük ihtimalle deyip cevabı 18 diyebilirsin. <laughs> Bazen hislerinizi katıyorsunuz ama dur tam ispatlayalım. Ne yapacağız? E, biz şurayı bulmaya çalışacağız. Bak buraya yoğunlaşacağız şimdi. Yoğunlaş buraya. Bak bir dur bir sakinleştir videoyu bir durdur kendi şuraya bir yoğunlaşır mısın lütfen. Bu uzunluğu bulmak için ne yapacaksın? Bak. Bir de yoğunlaşırken 2B 2B var elinde. 2C var elinde. Neye dikkat edeceksin? A'ya dikkat edeceksin bir de. Değil mi? E, bazen de böyle hissiyatını bu çözüm yöntemlerinde de kullanabilirsin. E ne yapacağız? Bak dikkat et. A'da Aa, A da burada. A A'ya bakınca buranın nikah olduğunu fark ettin mi? Fark ettin. Çünkü dikkat et. Ekstra da bir eşitlik var burada. Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam burası da 2B iken burası da 2B. Şurada bir orta taban mı çıktı? Yeah. Evet. Orta tabandan A ise burası ne olacaktır? 2A olacaktır. Çevre 2A artı 2B artı 2C isteniyor. A artı B artı C 9 ise 2 katı ne olacaktır? 18 olacaktır. Örnek 5. 18 oldu. Bu da orta tabanla ilgili hoş bir soruydu. Geldik örnek 6'ya. AD ve BE ABC üçgeninin kenar ortay doğruları. Nerenin? AD ve BE. Kenar ortay doğrularıymış. Güzel. E o zaman şunların kenar ortay olmasını gösterelim. Çok güzel. A 90'dan kenar ortay çizildi. Hocam büyük ihtimalle muhteşem Tamam. Kullanmasak bile şey yapabiliriz. Aklımızda bulunsun. Neyse muhteşem Çünkü 90'dan çizilen kenar ortay var burada. Muhteşem işte. Karşımıza çıktı. Peki BC 12 olduğuna göre. BC 12'ymiş. E 6. 6. E hocam bunun da tamam 6. Bak kenar ortay uzunluğu 6. İki kenar ortayın kesim noktası burası değil mi? Ağırlık merkezi. ağırlık merkezi burası iken hocam 1'e 2 oran var. A 2A. 3A 6'dan A'yı 2 bulabilirsiniz. Ya da tamam belliyken 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. Hocam burası 2 yapar. 6 bölü 3'ten. E o zaman burası da kaç yapar? 4 yapar. Şimdi bizden ne isteniyor? EF. EF'yi e, F. e, e F nasıl bulacağız hocam? İstersen şöyle buraya X'de. x de. X burası da 2x değil midir? Evet. İstersen buradaki öklit bağıntısından sonucu ulaş. Bak 4'ün karesi dikten dik çizilmiş öklit. İstersen burası da 90 derece değil mi? Şuradaki Pisagor bağıntısından x'e ulaş. E, Pisagor'dan dolaşabiliriz. Öklit'ten dolaşabiliriz. İstediğin yerden yapabilirsin. Ben nereden yapayım? Şu öklit sanki daha kolay olacak benim için. 4'ün karesi eşittir x çarpı 2x. h kare p çarpı k'dan. E o zaman buradan 8 eşittir x kare yaptı. x de böylelikle kök 8 yaptı. Bu da 4 çarpı 2 ya. 4 da dışarı 2 diye çıkacağından cevap ne yapar? 2 kök 2 yapar. Bizden de EF isteniyor yani x isteniyor. Cevap iki kökü oldu örnek altına. Geldik örnek 7'ye. Şimdi neler verilmiş? ABC üçgeninin ağırlık merkezi olarak G verilmiş. Bak G ağırlık merkezi. Sonra CD ile bak CD bak CD doğrusalmış demek ki dikkat et. Acaba bu doğrusal mı değil mi diye bir, bir ön yargı var içimizde. Biraz yamuk gibi çizmiş ama dik üçgen oluşsun diye. Şu doğrusalmış demek ki bak CD'den bahsediyor çünkü. CD ile şurası dikmiş. Tamam eyvallah şu doğrusal. Doğrusalsa G ağırlık merkezi ise o zaman burası 4 burası 8 midir? Evet. E 6, 8, 13 genden burayı 10 bulduk. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi G ağırlık merkezi ise ağırlık merkezini kullanacağız. Hocam bizden X isteniyor. Bak şimdi dikkat. Bu ağırlık merkezine kadar gelmiş garibim. E kenar ortayın bir parçası değil mi? Hocam aynı şey burada da var. Ağırlık merkezine kadar gelmiş garibim. Bunun devamını getirsek burası 3 olur. Pisagor bağıntısından burayı buluruz. Ama x'e ulaşıyor muyuz? Hayır. O zaman sildik. E buradaki ağırlık merkezine kadar gelmiş devam. Devamını getirelim. Devamını getirdiğim zaman hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. A 90'dan çizilen kenar ortay oluştu. Ne var yani burada? Muhteşem. Yani ne çıktı burada? Tamamı 10 ya. 5, 5. Muhteşem üstünden dolayı 5 beş oldu. 5 iken burası da 10 mu oldu? Evet. Bazı kitaplar bunu özellik olarak veriyor kardeşim. Bak şimdi özellik şöyle diyor. Bence gerek yok. İşte burası şöyle ağırlık merkezi ise burası 90 derece ise buradan çizilen x buraya eşittir diyor. E gerek var mı? Yok. Çünkü uzattığın zaman eşit eşit ağırlık merkezinden geçen muhteşem üçlü oluştu. x bölü 2 x bölü 2 x bölü 2 iki katından dolayı burası da x yapıyor zaten. Ya ispatı zaten kolay o yüzden bu özelliği ezberleme bile. Yani hatta siliyorum ben. Sen de hiç bu özelliği yazma bile. Çözüm yönteminizden zaten burayı kullanarak yapabiliyorsun. Ne gerek var bunları ezberlemeye değil mi? Evet örnek 7. Ne çıktı? 10 çıktı. Geldik örnek 8'e. Soruya baktın. Şimdi bana da bak bakayım şimdi. Soruya baktın. Bir şeyler verilmiş. Böyle G ağırlık, ağırlık merkezi verilmiş mi? Verilmemiş. Ama aslında soruda söylenmiş. İşte CD ve BE neymiş? Üçgenin kenar ortayları demiş. Bak şu kenar ortay. Bu da kenar ortay. Yani şöyle şöyle. Yazdık bunları. Aa, o zaman bu G ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Şimdi soruya bak ve yorumlamaya çalış. Lütfen verilen bilgiyi kullan. 90'ı nasıl kullanabilirsin? 1. 90'ı kullandıktan sonra 2'yi nasıl kullanabilirsin? 2. Hem bu bak bir de ağırlık merkezinde var tabi. Burada ağırlık merkezinde kullanman lazım. Bu bilgileri büyük ihtimalle sen kullanabilirsin. Eminim. Sana güveniyorum. Bunları kullan. Normalde zor bir soru bu. Normalde yapılamayacak bir soru. Ama sen artık işi öğrendiğin için bu verilen bilgileri kullanabileceğin için sen büyük ihtimalle bu işi yapacaksın. Sana güveniyorum. Hadi yap. Yaptıysan yoruma yaz. Yanlış yapanlar da yazsın. Çekinmesin. Ne, ne zaman hangi durumda olduğunuzu siz de ileride bakıp göreceksiniz Ve kendi halinize güleceksiniz. Tamam mı? Evet hadi bakalım. Soruyu siz yapıyorsunuz. Durdurdunuz. Ben çözüyorum. Ne? Ağırlık merkezini buldum. Ağırlık merkezini kullanacağım. E 90'ı da kullanacağım. Şuradaki 2'yi de kullanacağım. Hocam 90'lı sorularda ağırlık merkezi varsa başlığa yazdım ya. Daha ne yapayım? Başlığa yazdım. Muhteşem değil mi? Hocam muhteşem Kesinlikle muhteşem Bak ağırlığı merkezinden hop kenar ortayı çizdim. Yani hocam şurası ve şurası eşit eşitse burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bir de şuradaki eşitliği de kullanman lazım. Burası A iken burası 2A olacak. E burası da A ya. E hocam burası da A oldu. Ha burası da çift çizgi oldu. Şimdi 2'ye yollaş. 2'ye bak. Bak 2'ye. Bak 2'ye baktığın zaman a şuradaki üçgende ne var? Hocam burası 2. Çok güzel. Bak şurası 2. E hocam şunlar birbirine eşit. E bunlar da birbirine eşit. Yan yatık bir ort taban yok mu burada? Var. 2 iken burası nedir? 4'tür. E 1'e 2 orandan dolayı burası da 2 yapar. E 6 yaptı tamam mı? Burası da 6. Burası da 6. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 12 yaptı. Zaten bizden de BC isteniyor. Cevap 12 oldu. Hoş bir soru değil mi? Evet geldik örnek 9'a. Ya bak bunu kesinlikle yaparsın. Yine durdur yine yap. Lütfen kesinlikle yaparsın. Şimdi işi öğrendik. Ben hızlıca yapıyorum. 90 var ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezi olduğu için bu kenar ortay tamam kenar ortaylığı gösterdim. Soruyu yapamıyorum. O zaman ne yapacağım? Çizeceğim kardeşim muhteşem diyor. Hop çizdim muhteşem diyor. E muhteşem üçlüyü çizdim. Bu arada şurası A iken burası da 2A değil mi? 1-2 oran değil mi? E, burası da A aynı zamanda. Bu muhteşem üçlüyü çizdim. Dikkat et dikkat et şu eşit şu eşitken şurası da eşit mi olacak? E. Sonra benim 4'ü kullanmam lazım. Verilen bilgilere odaklanıyoruz kardeşim. Bazınız hocam burada kelebek var der. İşte 1'e 1'e 1 şart sağlandı. 4 ise burası da 4 der. 4 ise 2 der. 6 ise 6 6 12 der. Ya da daha görmedik ya şeyi benzerliği oradan çözmeyeyim isterseniz. Bazılarınız da şuna bakarmış. Ben bu 4'ü nasıl kullanabilirim? Bak oraya odaklandığın zaman şunları fark edersin. Hocam burası 2A, burası da 2A. Değil mi? 2 a'ya 2 a. Bunlar da 2 2. A orta taban çıktı burada. 4 ise burası kaç yapacak? 2 yapacak. Hemen 2'yi yazdın. Hocam burası 2 iken burası 4 oldu. E toplam 6 burası. E burası da 6 burası da 6. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Örnek 9 12 oldu mu? Oldu. Geldik örnek 10'a. Zor bir soru. Kendine güvenenler durdursun yapsın. Zor bir soru ama şunu söyleyeyim. Verilen bilgiyi kullanacaksın. Bak şu parçayla şu parçanın eşitliğini kullanacaksın. Buradaki 90'ı kullanacaksın. Sonra neye bakacaksın? Sana burası diyor, x diyor. Bak sana çözüm yöntemini söylüyorum ha. Çözüm yöntemi. Aslında ben sana soruyu okudum şu anda. Şu bilgileri kullanmazsan bak şunların eşitliğini. Buradaki 90'ı ve şuradaki x uzunluğunu istiyor bizden. Eğer bunlara bütünsel olarak bakmazsan sonucu çözemezsin. Normalde çok zor bir soru ama sen bu zor bir soruyu yapabilmek için kendini bayağı bir geliştirdin. Artık ağırlık merkezindeki sorulardan ne kadar zor soru olursa olsun büyük ihtimalle yapacaksın. Hadi bakalım birlikte yine başlayalım. Şimdi hocam 3 ise burası nedir? 6'dır. 4 ise burası nedir? 8'dir. Çünkü şuradaki üçgende ne oldu? Dikkat edersen hocam kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu orada. İki kenar ortayın kesim noktası olduğu için. E hatta burada 6, 8, 13 geninden burayı kaç bulduk? 10 bulduk. Sonra ne yapacağız? Şimdi soruyu okuyorum. Burası K iken burası K. Burası da 2K verilmiş. CD uzunluğu 2K. Burası da K. Burası da K. Yani ne çıktı burada? Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit. Ve benden bu isteniyor. Hmm. Şimdi ne yapabiliriz? Hadi bakalım. Düşün. 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 Arkadaş yapacağımız hamle aslında biraz da belli. Şimdi burası ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Hocam şuradaki eşitliği benim kullanmam lazım. Eşitliği kullanmak demek. Ne demek? Hocam eşitlik varsa orta taban vardır diyebiliriz. Şuradan şuraya bir orta taban çizeceğiz. Hatta bu orta taban çizdiğimizde şu sarı üçgende kenar ortaya olmayacak mı? Evet. E, sarı üçgende kenar ortaya olacağı için aslında senin çizeceğin orta taban tam bu şeyden geçmek zorunda değil mi? Buradan ağırlık merkezinden. Evet. Bak şunlar birbirine eşit. Orta taban çıktı. Yani şununla şu birbirine paralel oldu. Ve bu arada 90 dereceye burası. 90'dan kenar orta çizilmiş oldu. Muhteşem bir şey oldu. Yani 5, 5 burası da 5 oldu. E hocam burası 5 burası da 10 ya. Toplamda burası kaç? 15. Değil mi? 10 yazıyordum neredeyse. 15. E orta taban. Yani 15 ise burası da kaç yapar? 30 yapar. Gerçekten çok zor bir soru. Aslında ama yani bu zamana kadar bilmediğiniz bir şey var mı burada? Yok. Ya da bak ben eşitliğe odaklandım öyle ortaman çizdim. Ya hocam kenar ortay var kenar ortay var. Diğer kenar ortayı da hani 90'da var ya muhteşem şu için diğer kenar ortayı da ben çizebilirim deyip oradan da yürüyebilirdiniz tabii ki. Yine aynı çözüm yöntemi olacaktı ama farklı başlangıçla aynı çözüm yöntemi olacaktı. Örnek 10. Güzel bir soru. Cevabı da ne bulduk? 30 bulduk. Geldik örnek 11'e. G ağırlık merkezi I da işte çemberin merkezi verilmiş. I neydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Yani işte çemberin merkezi. Buradan geçen iç açı ortay olacak. Şöyle yaptık. E ağırlık merkezinden geçiyor. Ağırlık merkezinden geçen de kenar ortay olacak. Aa dikkat et. Hem açı ortay hem de kenar ortay aynı doğruysa neredeydi bu? İkiz kenarda. da. Onsa burası da ondur. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Bak 8 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden şu uzunluğu 6 olarak bulduk. E ağırlık merkezini kullanalım. Hocam ağırlık merkezi. Hani 3'e böl kısa parçayı bul. 6'yı 3'e böldüğüm zaman burası 2. E ağırlık merkezine kadar olan kısım 2 ise geri kalanı 4 olacaktır. E şuraya x dersem buraya da ne kaldı o zaman? 4 eksi x kaldı. Ağırlık merkezinde kullandım. Başka bizden ıg isteniyor. Yani x isteniyor. nasıl kullanabiliriz? Bir g'yi kullanabilir miyiz daha? Hocam şuradan çizsek kenar ortaya oluyor. Başka da bir özel bir durum çıkmıyor. Ya da buradan çizsek G'yi böyle kullanabiliriz. Kenar ortay oluyor. Özel bir durum çıkmıyor. I'yı nasıl kullanabiliriz peki? I da açı ortayların kesim noktasıydı. Buradan gelen açı ortay ya da şuradan gelen açı ortay değil mi? Ama sanırım şu yetecek. Bak dikkat et. Buradan gelen açı ortay olacak ya şöyle şöyle. Aa hocam şuradaki üçgende ne çıktı? Açı ortaylık çıktı. Kollardaki oran tabandaki orana eşit değil mi? Evet. Yani 10 bölü 8 eşittir. 4 eksi x bölü x artı 2. 4 eksi x bölü x artı 2 diyeceğiz. Sadeleştir 5 4. İşler dışlar yap 5 ile buraya çarp. 5 x artı 10 eşittir 4 ile buraya çarp. 16 eksi 4 x. Buradan 9 x eşittir 6 geldi. X de 6 bölü 9 geldi. 6 bölü 9 dediğimiz nedir? 3'e böl 2 3'e böl 3. Yani cevap 2 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. İşte çemberin merkezini bu şekilde kullanıyoruz. Daha önce I ile de ilgili sorular yapmıştık. I'yı gördüğümüz zaman Soru çıkmıyorsa diğer köşeden de çizilen açı ortaydı. Diğer köşeden de çizilen açı ortaydı. Bu bilgiyi kullanacağız. Ve bu şekilde ek çizimde olduğunu da öğrenmiştik zaten. Evet örnek 11. 2 bölü 3. Geldik örnek 12'ye. Sözel bir soru bakalım ne diyor? Bir ABC üçgeninde rastgele bir ABC üçgeni çiziyoruz şimdi. Çizdik. Ve şuralara bir harfleri yazalım tabi. A, B, C. ABC üçgenin ağırlık merkezi G'dir. Ve AC on birimdir. Evet AC'yi bize 11'im vermiş. GA ve GB çizildiğinde hmm, ağırlık merkezi G'ymiş. GA'yı ve GB'yi çizelim bakalım. GA ve GB çizildiğinde ne oluyormuş? Bu doğru parçaları dik evet GA'yı ve GB'yi çizdiğimizde bunlar dik kesiyorlarmış. Kestikleri yerlerde burası ya. Bunu kullanacağız şimdi. E, BE eşittir EG olacak şekilde. E nerede? E eleman BG. Şuradan E seçecekmişim. Bu da ne oluyormuş? BE ile EG birbirine eşit olacakmış. Nokta seçilirse AE kaç olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam AE istemiyor. Ne yapacağız peki burada? Ya hocam bu ağırlık merkezi ya. Şimdi bu 10 verilmiş ya. Onu işin içine kaçacağız değil mi? E bu ağırlık merkezi ya bunu uzatacağım aşağı doğru. Onu kullanamıyorum o zaman. Ya da bu garibim ağırlık merkezi. Bak kenar ortayın parçası ya. Ya da bunun devamını getireceğim. Hop şöyle. E devamını getirdiğim zaman ne oldu? Hocam bu Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay. 5, 5 oldu. Eyvallah. Sonra e, hocam burada 1'e 2 oran var. Yani burası AA. Yani 2A ise burası da A oldu. Yani burası da çift çizgi oldu. Şimdi buradaki dikliği de kullanacağım. Bak, bak, bak. Buradaki üçgenlere var. Hocam yükseklik aynı zamanda ne çıkmış burada? Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. E o zaman nedir bu? Neredeydi? İkiz kenar. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşittir. İkiz kenar hatta bu da açı ortaydır diyebiliriz. 5 ise burası da kaç oldu? 5 oldu. Bizden de ne isteniyor? AE isteniyor. O zaman AE'yi de kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Örnek 12. 5 çıktı. Güzel bir soruydu. Geldik. Örnek 13'e. Bu da çok güzel bir soru. O yüzden öncelikle sen yapar mısın bu soruyu? Çünkü güzel bir soru ya. Çünkü böyle döndürme soruları, böyle sevmenin sevdiği sorular, böyle katlamayı adamlar bu ara taktı. Ya bundan sonra döndürmeye takarlarsa ne olacak? İşte o yüzden şu soruyu lütfen ama lütfen bir çözmeye çalışın. Döndürme sorularında. Böyle. Bakalım mantığı yakalayabilecek misin? Hadi bakalım ben çözüme devam ediyorum. Bir panoya üçgen biçimindeki karton ağırlık merkezinden çakılan bir çiviyle sabitlenmiştir. Ağırlık merkezi burası. Bu şekilde sabitlenmiş. Tamam Duvara böyle çiviyle ağırlık merkezinden çakmışım bunu. Karton pano üzerinde döndürülürse. Ben bunu döndürdüğüm zaman şöyle bir dönüş olacak değil mi? Evet. G sabit bir nokta. Mesela C'yi döndürürken hop şöyle gelecek. Değil mi? Hop şöyle bir dönüş yapacak. Ya da A'yı döndürürsem ne olacak? A kadar uzunluk hop şöyle bir döndürüş. Ya da B'yi döndürürken nasıl olacak? Hop B'de şu çember boyunca hareket edecek değil mi? Evet. Şimdi karton para üzerinde de A köşesi C köşesi olduğu noktadan geçmektedir. He. Döndürme yaparsan şu şekilde bir döndürme yapıyorum bak. O zaman şu merkezde arkadaşlar döndürme işinde şu doğruyu döndürürken ne olur biliyor musunuz? Şöyle bir dönüş yapacak. Hop dönüş. E bu dönüş mesela 30 derece döndürdün. Şuraya geldin. Sen 30 derece döndürünce ne oluyor? Şöyle bir dönüş oluyor. Şunlar da birbirine eşit olmuyor mu? Yani kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem olacak. Şuradaki uzunluk aynı olacak bir nokta etrafında döndürdüğünde. Hocam böyle. Hatta tam döndürmede hop böyle bir şey olacak. Yani şu çık çizgi yeri bir dairesel çem, bir çember üzerinde bir dönüş gerçekleşecektir. E o zaman burada ne diyor bize? Senin bu eleman böyle döndürüldüğü zaman hop şöyle bir geçiş olacak değil mi? C noktasından geçiyormuş döndürüldüğünde. Bu ne demek arkadaşlar? E bu da yarıçap olacak değil mi? Evet. Yani bu GA ile GC birbirine eşit demenin Türkçesi değil midir aslında bu? Hikayesi değil midir aslında bu? Çünkü A noktası döndürüldüğü zaman G noktası etrafında döndürüldüğünde şöyle bir dairesel hareket ediyor. Şöyle o dairesel hareketi şöyle göstereyim. E bu ne demek? Yarıçap yarıçap. Şunlar birbirine eşit demek. E buradaki eşitliği göstereceğiz. O zaman ben bu soruda şu eşitliği kullanacağım kardeşim şimdi. Şimdi şimdi ne yapalım burada? Arkadaşlar garibim ağırlık merkezi buraya kadar gelmiş. Devamını getirsem olmaz. Bu devamını getirsem 15 bölü 2 15 bölü 2 olmaz. O zaman buradan ne yapalım? Şu diğer kenar ortaya çizecek olursak. Hocam diğer kenar ortaya çizdiğimde 2 eş parçaya böler. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor. 9 9 oldu. Bak şuradaki ikiz kenarlı kullanabiliyoruz. Niye? Çünkü burada güzel bir şey çıktı. Hocam x kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. E sonra ne yapacağım? E, burası da ağırlık merkezi ya. Hatta burada bir dik üçgen çıktı kardeşim. 9, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden. Burası 12 çıkar. Şuradaki dik üçgende. E 12 bulduysak. Şurada da 1'e 2 oran yok mudur? Vardır. E buradaki 1'e 2 oran 12. 3'e böldüğümüz zaman o 1'e 2 orandan şuradaki parçayı buluruz. Burası 4 yapar. E o zaman burası da kaç yapar? 8 yapar. 3'e böl. Kısa parçayı bul. 2 ile çarp. 8 yap. B köşesinin çiviye olan uzaklığı kaç santimetredir? Evet. B köşesinin şuradaki çiviye olan uzaklığı. Çivi ağırlık merkezinden çakılmıştı ya. Bu isteniyor bizden. Yani cevap kaç yaptı? 8 yaptı. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşım. Örnek 13. 8 çıkar. Geldik. Örnek 14'e. Bir katlama sorusu. Artık sen işi öğrendin. Katlamayı gördüğün zaman hop açacaksın kardeşim. Eski halini açtık. Tamam. Şu şöyle katlanınca G'ye gelmiş bu. Bak burası katlanmadan önce 4'tü. Şu BD'ye kadar neydi? X'ti. Bunu kullanacağız. Şimdi katladığın zaman dörtgen bu dört buraya mı geldi? Evet. Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Hatta hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Hatta bu açılar birbirine eşit. Bu açılar da birbirine eşit. Ya bu açı ortaya pek işime yaramayacak gibi. Şimdilik kafa karışmasın diye sildim. Peki şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Sen bu şekilde katladığında ağırlık merkezine kadar geldi ya ağırlık merkezini kullanacaksın. Hangi üçgenin ağırlık merkezi? Büyük üçgenin ağırlık merkezi. E hocam 3 ihtimalimiz var ağırlık merkezini kullanmak için. Ya A'dan buraya kadar gelmiş ya devamını getireceğiz. Ya B'den çizeceğiz ya da şu C'den çizeceğiz. E B ve C sanki çok mantıksız değil mi? Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Ki zaten eleman buraya kadar gelmişse bunun devamı mantıklı olan değil midir? Kesinlikle. E arkadaş ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani şunlar birbirine eşit oldu. Ve burada da 1'e 2 oran mı vardır? Kesinlikle. Hatta burada şunlar da birbirine eşit. Burası da 2 A oldu? Evet. E şuradaki üst üste binen kenarların birbirine eşitliğinden dolayı. E hocam sonra ne yapacağız? Ağırlık merkezi. Bak şunların da eşitliğini de unutma dostum. Şimdi ne yapacağız? Bak üstte binen kenarların eşitliğini kullandık. Burada da kullandık. E bir de burada üstte binen açılar da yok mu? Bunu unutma. Aa hocam şuradaki üçgende ne çıktı? Açı ortaylık çıktı. Açı ortaydaki oran 2 bölü 3 değil mi? Evet. 2A'daki 4 ise bak 2 katı. 3A'daki de 2 katı kaç yapar? 6 yapar burası. E hocam 6 4 daha 10. Şurası 10 sa. Hani şu parçayla şu parça eşittir. Burası da 10 yapar. X dediğimiz uzunluk da neresi? İşte tam olarak burasıydı. X de neye eşittir? 10 artı 6'dan 16'ya eşittir. Yani cevap 16 çıktı arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Dikkat edin. Böyle e, açı ortay sorularında aynı zamanda açı ortay sorusu arkadaşlar baktığınız zaman. Açı ortayı da kullandık çünkü. Bak şu açı ortay olmasını kullandık burada. Üst üste veren kenarların birbirine eşitliğinden. 2A'da e, bulduk ya. 2A 3A. Bir de kenar ortay sorusu. Genelde böyle e, açı ortaya bu katlamalar çok yakışıyor. Ama katlamaların yapılamamasının en büyük sebebi. bir Kenarların eşit olmasını yazmayı unutuyoruz. 2 açıların eşit işte olmasını yazmayı ihmal ediyoruz. Bunları ihmal etmezsen bu soruları da rahat bir şekilde yapabilirsin dostum. Örnek 14, 16 oldu ve geldik son soruya. Üçgen biçimindeki karton evet şu şekilde katlanmış. Böyle bir katlanma yapılmış. ABC kartonu şekil gibi C köşesine A köşesine gelip gelecek biçimde katlanıp BF çizgisi çiziliyor. Şu çizgi çizilmiş. Sonra BF ile AD'nin kesimi, BF ile AD'nin kesimi E demiş. D bölü A'ya 1 2 demiş. Hmm. Burası K iken burası 2K demiş. Şimdi şöyle bir katlama var. Katlamayı geri doğru açalım arkadaşım. Hop açtık. Şöyle açtık kardeşim. Tamam. Neydi? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Çünkü senin bu üçgenin buraya geldi. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam burası 3K ise burası da 3K. Eyvallah. Hocam şunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. E takıldık kaldık. Soruyu çözmemiz lazım. Şimdi ne yapacağız? Şekil 1'deki Şimdi şekil 2'deki DE uzunluğunun yani şurasının şekil 1'deki BC uzunluğunu oranı. Yani şuradaki uzunluğu bulacağım. Yani BD'yi bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bak. Şimdi olaya bak. Geometri neydi? Verilen bilgiyi kullanmaktı. Ya da bulduğun bilgiyi kullanmaktı. Sen şimdi ne buldun? Ya adam sana şunu da çizmiş. Sen bunu da kullanacaksın. Aa bu çizgi ne çizgisi oldu? Hocam bu çizgi bir kenar ortay çizgisi oldu. E bu kenar ortay. Sen bir de 1'e 2'yi de kullanacaksın. Bak soru sana her zaman şeyi vermiyor mu kardeşim? Bulmaca çözmenin tekniği de bu değil midir ya? Ya ne yapıyorsun? Bulmaca çözerken bilmediğin yerlerdeki cümleleri buluyorsun. Sonra bir kopya geliyor önüne. Bir harfler geliyor. Onlardan dolayı şey yapıyorsun. Ya burada da bulmaca çözmenin eksik yöntemi nedir arkadaşlar? Soruyu oku. Verilen bilgileri kullan. Bak şu bir kenar ortay. 1'e 2 oran var. A iki şart sağlandı. Hem kenar ortay hem 1'e 2 oran var. E o zaman burası ne olacak? Büyük üçgende ağırlık merkezi değil midir? Evet. E madem ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şu parçayla şu parça eşit olacak. Yani 3K ise burası da ne olacak? 3K. E olay bitti mi? Bitti. Çünkü bizden ne isteniyor? Çekil 2'deki DE uzunluğu. DE'ye bakıyorum. K bölü. Şekil 1'deki BC uzunluğu. Burası 3K burası da 3K. Toplamda 6K mı yaptı burası? Evet 6K yaptı. Yani cevap böylelikle 1 bölü 6 yaptı. Bu da çok güzel bir soru. Artık sen büyük ihtimalle işi öğrendin. Çünkü şu verilen bilgileri kullanmanın ne kadar önemli olduğunu sonra da görüyorsun. Evet böylelikle ilk kısmı bitirdik. Sırada ne var? Sırada özellikler kısmı var. Özellikler kısmı da gerçekten çok kolay. Rahat bir şekilde yapacağız. O da büyük ihtimalle bir sayfalık bir şey. Çok hızlı bir şekilde de geçeriz onu. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. Çok fazla yormayayım sizi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beşinci haftanın son videosu. Beşinci videosu da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.